Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün gizem ve gerilim dolu bir film özetledim. Bu filmde asansörde kalan iki arkadaşın neler yaşadığını ve olayların esrarengiz noktalara nasıl sürüklendiğini göreceğiz. Jennifer Cuma gecesi iş yerinde kalan son kişilerden biridir. Hafta sonu eski nişanlısıyla zaman geçirebilmek için New York'a gidecek bir uçağa binecektir. Uçağa geç kalmak istemez. Nişanlısına mail atar ve biraz şeker alıp ofisten ayrılır. Aynı zamanda Guy da lavaboda biraz zaman geçirdikten sonra işten ayrılacaktır. Aynı anda asansörü beklerler. Guy 42. katta ona katılır. Asansör aşağı inerken Guy Jennifer'la çekinerek konuşmaya çalışır. Küçük espriler yapar. Jennifer kibarca kısa cevaplar vererek pek konuşmaya yanaşmaz. Asansör aşağı doğru inerken aniden durur. Jennifer korkmuştur. Guy telefon tuşuna basarak birileriyle iletişime geçmeye çalışır. Fakat telefon çalışmaz. Asansördeki lambalar yansa da alarm tuşu dahil diğer tüm tuşlar çalışmıyordur. Guy kapıyı eliyle açmaya çalışır ama işe yaramaz. Kameralara el sallayarak dikkat çekmeye çalışırlar. Yine de bir sonuç alamazlar. Asansör yerden 4 kat aşağıda durmuştur. Bu nedenle telefonları da çekmiyordur. Birilerinin durumu fark ettiğini ve çözmek için çalıştıklarını umarak beklemeye başlarlar. Jennifer bina güvenliğinin şimdiye kadar durumu fark etmesi gerektiğini söyler. Uçağı kaçıracağından endişelenir. 15 dakika geçmiştir. Yardım çağırmaya ve bağırmaya başlarlar. Onları kimse duymuyordur. Asansörün durmasının ardından 1 saat geçmiştir. Jennifer uçağa asla yetişemeyeceğini anlar. Bu durumdan sorumlu olan herkese küfreder. Sonrasında Guy'la resmi olarak tanışırlar. Guy Jennifer susadığı için ona su ikram eder. Ancak su yerine Guy'ın yanındaki şarabı açmaları gerektiği konusunda şaka yaparlar. Şarabı açmazlar. Ancak Jennifer suyu kabul eder ve içer. Asansörün durmasından 4 saat sonra Jennifer'ın tuvaleti gelmiştir. Çok sıkışmıştır. Guy'ın önünde yapamayacak kadar utanıyordur. Guy bunun kendisi için sorun olmadığını söylese de Jennifer yine de yapamaz. Daha fazla dayanamayan Jennifer, Guy'ı asansörün köşesine gönderir ve kulaklarını kapatmasını ister. Guy da şarkı söylemeye başlar. Bu şekilde Jennifer ihtiyacını giderir. Asansörde saatler harcadıktan sonra bunalmaya başlarlar. Daha kişisel şeyler hakkında konuşurlar. Jennifer New York'a giderek eski nişanlısına sürpriz yapacağını ve muhtemelen onun gelmesini bile istemediğini itiraf eder. Guy, şarabı açmalarının zamanının geldiğini söyler. Susuz ve aç kalmamak için içmeye başlarlar. Saatler geçer. Aralarındaki samimiyet de artıyordur. Farklı şeyler hakkında konuşmaya karar verirler. Guy ne konuşmak istersin diye sorarak birkaç başlık sıralar. Futbol, arabalar, seks, robotlar. Aslında şaka yapıyordur. Jennifer seks hakkında konuşalım der. Ve Guy'ı kameraya alarak ilişkiye girdiği en ilginç yeri sorar. Guy utangaç davranınca Jennifer telefonu Guy'a vererek kendi hikayesini anlatır. Eski sevgilisiyle kütüphanede neler yaşadığını anlatır. Sıra Guy'a geldiğinde ilginç bir hikayesinin olmadığını söyler. Jennifer ısrar edince iş pikniği sırasında sevgilisiyle arabada yaşadıklarını anlatır. Sonrasında utanır. Jennifer'ı rahatsız etmek istemediğini söyler. Jennifer gülerek sorun değil der. Sonrasında Jennifer'la yakınlaşarak öpüşmeye başlarlar. Asansörde birlikte olurlar. İlişki sonrasında Guy Jennifer'a aşık olabileceğini söyler. Jennifer ondan uzaklaşır ve eski nişanlısıyla tekrar bir araya gelmek istediğini söyler. Birazdan yaşanacak tüm olaylar bundan sonra başlayacaktır. Guy'la karşılaşmalarının eğlenceli olduğunu fakat onunla yaşadıklarının gerçek olmadığını söyler. Guy bunu anlamakta zorlanır. Ben gerçeğim der. Jennifer'ın söylemeye çalıştığı şey yaşadıklarının geçici bir şey olduğudur. Guy ise birlikte olmaları gerektiği konusunda ısrarcı olur. Sonrasında Jennifer'a bazı şok edici gerçekleri anlatmaya başlar. Guy binanın güvenlik görevlisidir. Aslında adı John'dur. Resepsiyonda çalıştığını, aslında Jennifer'ın onu her gün gördüğünü söyler. Telefonundan Jennifer'ın güvenlik kameralarından alınmış görüntülerini izletir. Kimsenin onun gibi insanları fark etmediğini söyler ve sinirlenir. Anlaşılan reddedilmeyi kaldıramamıştır. Onu eski sevgilisinden daha fazla hak ettiğini düşünüyordur. Jennifer bu gerçekler karşısında çok korkmuştur. Polisi arayacağını ve John'u hapislerde süründüreceğini söyler. John bu cevaptan hoşlanmayınca Jennifer'a saldırır. Jennifer direnirken yanlışlıkla anahtarı kırar. Ayakkabısıyla John'a sertçe vurur. John'un öldüğünü düşünür. Bir anda John uyanır ve Jennifer'ın kafasını sertçe zemine vurur.
İkisi de bilinçsiz olarak asansörde yatıyordur. Bir süre sonra Jennifer uyanır. John daha önce uyanmıştır. Ona bunu neden yaptığını sorar. John sadece bir randevular olmasını istemiştir. Jennifer birilerinin onları bulacağını, bu işin yanına kar kalmayacağını söyler. John diğer güvenliklerin bütün vardiyalarını almıştır. Yani birkaç gün boyunca kimse gelmeyecektir. Bir daha hapse girmektense onu öldüreceğini söyler. Sakinleştiğinde Jennifer'ı korkuttuğu için özür diler. Kendisine bir şans daha vermesini ister. Hemen cevap vermemesini ve düşünmesini söyler. Tavan paneline tırmanarak asansörden çıkmaya çalışır. Jennifer'dan yardım ister. Jennifer John'u kaldıramayacağını ancak John'un onu kaldırabileceğini söyler. John onun için geri gelip gelmeyeceğinden emin değildir. Jennifer John'a duymak isteyeceği her şeyi söyler ve onu ikna eder. John'un omuzlarına tırmanıp asansörün üzerine çıkınca arkasını döner ve John'a orta parmağını göstererek onu sinirlendirir. Merdivene tırmanırken John da yukarı çıkmanın başka bir yolunu arıyordur. Jennifer dışarı çıkmayı başaracakken John Jennifer'ı çeker ve asansörün içerisine doğru düşerler. Bu defa önce Jennifer uyanır. John'u bağlar. Çatmakla tehdit ederek John'dan her şeyi itiraf etmesini ister. John, Jennifer'ı tuzağa düşürdüğünü itiraf eder. Güvenlik görevlisi olmadan önce büyük bir firmada çalışan başarılı bir muhasebecidir. Arabada kız arkadaşıyla yaşadığı olayın doğru olduğunu ama olayın sonunda trafik kazası geçirdiklerini, kız arkadaşı çarpma sırasında hayatını kaybetmiştir. 6 ay hapis yattıktan sonra kimse ona iş vermemiştir. Bulabildiği en iyi iş güvenliktir. Diğer güvenliklerden Eddie, yeni kız arkadaşına çatıyı göstermek için şirkete gelmiştir. İçeri girdiklerinde John'u arar. Onu bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol eder. Asansörde mahsur kaldıklarını görür. Mikrofondan onlara ulaşır. Jennifer yardım etmesi için ona yalvarır. Kız arkadaşı kanepede uyurken Eddie yardıma gider. Levy ile kapıyı biraz açar. Jennifer hemen çıkmak ister. Ancak Eddie kapıyı tamamen açması gerektiğini söyler ve uzaklaşır. Aniden John Jennifer'ı etkisiz hale getirir. Eddie tekrar dönünce John asansörün anahtarını ister. Sonrasında anahtarın işe yaramadığını Eddie'nin gelip yardım etmesini söyler. Eddie asansöre tam girmeden John asansörü çalıştırır ve Eddie'yi asansörle ikiye böler. Jennifer bu sırada tekrar uyanıyordur. Jennifer'a vurarak onu tekrardan bayıltır. Sonrasında Jennifer'ı arabasının bagajına koyar. Tekrardan ofise döner. Eddie'nin cesedinden ve kıyafetlerinden kurtulur. Temizlenip üniformasını giyer. Resepsiyona döndüğünde asansördeki kayıtları siler. Bu sırada Eddie'nin kız arkadaşı da uyanır ve Eddie'yi sorar. John onu da öldürür ve asansör boşluğuna cesedini atar. Sonrasında arabasına biner ve Jennifer'ı ortadan kaldırmak için tenha bir yere götürür. Bagajı açmadan önce onu sevdiğini ve maalesef birlikte olamadıklarını söyler. Arabanın bagajını açtığında Jennifer ölü taklidi yapıyordur. John çöp kutusuna doğru döndüğünde ona arkadan saldırır ve arabaya biner. Biraz gittikten sonra aracı durdurur. Kaçmaktan vazgeçmiştir. Hızla geri geri gitmeye başlar. John kurtulmak için çöp kutusuna atlar. Çarpışma sonrası John ağır yaralanmıştır. Jennifer çöp kutusuna yanan bir puro atarak John'u yakar. Böylece bu videonun sonuna geldik. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın.